Antropolojiyi neden bu kadar az duyduğunuzu hiç biliyor musunuz? Efendim, İkinci Dünya Savaşı'ndaki Almanya ve onun başındaki komik bıyıklı adamın bu konuda çok büyük etkisi var. Anlatalım. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlar ilk başta Polonya'yı ve daha sonra pek çok ülkeyi işgal etti. Ve işgal ettikten sonra bu bölgelerle ilgili aslında kendilerince Aryan ırk olarak adlandırdıkları ve kökeni 1890'lara dayanan, biraz da fotoğrafını buraya koyacağım, kitabı dikkate alaraktan bir takım hareketler yaptılar. Bu aslında yerel halkı birazcık hakir görmekti. Efendim, Aryan demek aslında İrani ile aynı kelimeden geliyor, biliyor musunuz? İran, dibimizdeki İran'la aynı kökten geliyor. Aryan tabi o dönemde saf, orijinal, bozulmamış anlamına geliyor. İşte o dönemki Almanya'nın Aryan ırk projesi var. Diyor ki Aryan ırk grubuna giren etnik gruplar şunlar şunlar şunlardır diyor. Girmeyenler de bunlar diyor. Hayır, biz Türkler olarak Aryan ırk değiliz maalesef. Ama iyi bir haberim var. Kürtler, Farslar, Afganlar, Tacikler, işte bu adamlar Aryan ırk grubuna girebiliyor. Bunun dışında Almanlar, İngilizler, Norveçliler, Kuzey Fransızlar, Flemenler, Hollanda, Belçika, bütün İskandinav toplumları, hatta Faroe Adası'ndaki köylü bile Aryan ırk grubuna girebiliyor. Yani çok da bir alameti farikası yok. Ve hatta bu Aryan ırk politikası da işgal edilen bölgeye göre şekilleniyor. Örneğin Yugoslavya'nın kuzeyinde çok fazla isyan çıkıyor. Orada partizanlar dehşet şekilde problem çıkarmaya başlıyor. Ve partizanların problemlerini engelleyebilmek için acaba ya bu Aryan ırk grubuna Balkan ırklarına mı dahil etsek falan diye tartışıyorlar. Olmadı diyebiliyorum. Yahut Almanya, Polonya'yı işgal ettiği zaman Gorit ırkı, ki Gorit ırkının Aryanlıkla hiç alakası yoktur aslında, onu da dahil ediyorlar. Neyse, biz dönelim. Antropoloji neden korkuluyor? Efendim, antropoloji bilimi Yahudileri ayırt etmek için kullanılıyordu. Almanlar bir insanın Yahudi olup olmadığını ayırt etmek için belli başlı yöntemler kullanıyordu. Bunlardan birisi nüfus kayıt örneğiydi. İşgal ettikleri ülkenin, işgal ettikleri şehrin belediyesine gidip o kişinin adını soyadını, soyattan anlaşılıyor. Şimdi birinin adı Yossi Cohen'se bunun Yahudi olduğu anlaşılıyordu. Ek olarak dini yazıyordu, ek olarak adresi yazıyordu. Yossi Cohen, Yahudi, Varşova şehri, Atatürk mahallesi diye adresini bulup, evini bulup bu adamı çalışma kampına gönderiyorlardı. Aslında sistem bu şekilde ilerliyordu. Ama işgale çok az kala Polonya'daki Yahudilerin çok büyük bir kısmı zaten bu örnekleri yakmıştı. İşte bu dönemde Polonya'da, Polonya'nın altını çiziyorum ve diğer aslında Baltık ülkelerindeki Letonya, Litvanya, Estonya'daki Yahudilerin ayırt edilmesi için iki yöntem kalmıştı. Birincisi sünnet arkadaşlar. Yahudilerde de sünnet vardır. İkincisi de antropolojik esaslar. Şimdi Hristiyanlıkta ya da başka dinlerde de, ya kardeşim ben problem, sağlık problemi yaşadım, ondan kestirdim diyebilir. O yüzden üçüncü yöntem antropolojiydi. Kişinin fiziksel olarak ölçülerine baklar ve evet, çok ilginçtir. Aslında Aryan ırk grubuna girmesi gerekirken Dinarit bayağı Yahudileri ayırt etmek için, Dinarit örneği koyayım buraya. Adrien Brody net bir Dinarit'tir. Piyanist filmini bu kadar gerçek oynamasının sebebi zaten Dinarit olmasıdır bence. Dinaritler ilk başta görüldükleri yerde yakalandılar ve ölçüler. Dinaritlerin çok büyük bir kısmı Alman ya da Fransız ya da Slav olduklarını ikna etmek için o dönemin Alman antropologlarına yalvarıyorlardı muhtemelen. Dinaritler büyük bir odaklıydı. Dinaritlerin fiziksel ölçüleri anlatayım ben size. Nasal kemikleri sivridir. Kemer kıkırdaklarında bir çıkıntı vardır ve burunları köpek balığı sırtına benzer, meşhur kanca burun. Kanca burun buradan gelirdi. Dudakları ince. Ten rengi buğday, bendeki gibi, ya da yine kavruk buğday. Benim birazcık daha esmer halim. Saçları benimkinden birazcık daha dalgalı olur. Genelde vücutları ektomorf olur. Yani zayıf, uzun, ince olur. Bunun dışında kıl kökleri çok kuvvetli olmaz. Göz yuvaları büyük olur. Kaşların dışı kalındır gibi gibi. Bu dinarit örneğidir. İşte dinarit örneği bir dönem Yahudi ayırt etme örneğiydi. Sonra baktılar Almanya'nın ortasına çok ciddi şekilde dinarit nüfus var. Bunu yavaş yavaş kaldırdılar. Velhasıl kelam. Burada daha da fazla anlatamayacağım etmenler ile birlikte antropoloji bilimi 2. Dünya Savaşı esasında çok kötü şeylere karışmıştır. Ve Amerikan işgalinden sonra Amerika'nın işgal ettiği bölgelerde artık Amerika'nın boruyu tek başına öttürmesiyle birlikte Amerika'nın dediği olmuş ve bir tane daha komik bıyıklı adam çıkıp da onu bunu düşük ırk diye kesmesin diye bu bilimin olabildiğince körelmesi konusunda çevresindeki ülkelere oldukça baskıda bulunmuştur. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra antropolojinin geliştiği tek ülke Sovyetler Birliği'dir. Geri kalan ülkelerin hepsinde antropoloji geri geri gitmiştir ve en çok da tabii Almanya'da. Irkınızı öğrenmek için mesaj atabilirsiniz.